Herkese tekrar merhaba. Şöyle polyester lale şeklinde objelerimiz var. Onun üzerine eskitme yapacağız birazcık. Polyester boyamayla ilgili. İlk önce kadens akrilik boyalarımızdan siyaha boyuyoruz. Biraz boyamızdan sıkıyoruz. Polyesterleri ne şekilde boyadığımız o kadar önemli değil. İstediğiniz tarzda fırça kullanabilirsiniz bunun için. Bu da güzel bir çalışma olacak. Polyesterde eskitme falan yaparken oymalı tarzında polyesterler daha görsel olarak güzel çıkıyor eskitme olayında. Çünkü dokunuşlarımız falan yapılacak. Kes kullan süngerle. Şöyle aralara da giriyoruz hepsinden fırçamızla. Bunun için hani özel bir fırçaya gerek yok demiştik. Yani kalın kıllı fırçalar da olur. Çünkü polyesterlerde kesinlikle ahşaplarda olduğu gibi işte ipek fırçaya falan gerek yok. Oymalı bir obje. Artı işte içeriğinden dolayı. Bakın. Güzel bir şey çıkacak ortaya. Sizin için de aydınlatıcı fikirler olacak içinde. Yani evinizdeki bu tarz hani ille polyester olması şart değil. Bu tarz böyle oymalı objeler falan varsa onları değerlendirebilirsiniz. Kullandığımız boya akrilik boyaydı. Ha, multilerle de boyanır. Sıkıntı değil. Güzel bir şey çıkacak ortaya. Evet, boyamamız bitti. Ben bir tanesini hazırladım size örnek olarak. Şimdi diğerini yapacağız birlikte. Siyaha boyadık. Altına da kurduktan sonra şöyle bir kes kullan süngerinizden küçük bir parça koparıp kadens rusty patina. İçeriği böyle kumlu bir içeriktir. Ondan birazcık alıp şöyle oymalı yerlere girişler yaptım. Arkasından da kadensin metalik multi surface'de bronz rengi. Şimdi bu örneğimiz hazırlandı. Diğerini yapıyoruz. Şimdi yeşilim ben aldım bir parça. Bir kenarda şöyle hafif fazlasını alalım. Direkt şey yapmayalım. Şöyle girintili çıkıntılı yerlerin üzerine tamponlama yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ama çok hafif dokunuşlarla. Görünüyor herhalde. İsterseniz hani kadensin bu rusty patinalarından da boyayabilirsiniz. Bakın belli yerlere bu oymalı yerlerine, girintili çıkıntılı yerlerine hafif dokunuşlar yapıyorum. Şu şekilde göstereyim. Yani nerede ne görmek istiyorsunuz bu tamamen size bağlı. Yani direkt boyamıyoruz. Şöyle şununla hafif dokunuşlar yapıyoruz. Şimdi yine başka bir süngerimle bronz renginden birazcık alıyorum. Şöyle. Bir kenarda yine böyle fazlasını alıyorum.
Bu sefer yine onun üzerine çok hafif, bakın tamamını kapatmıyorum yeşillen. Yeşilin üstünü tamamen kapatmıyorum. Aralarda hafif hafif görünecek o yeşil. Sadece tamponlama yapıyorum üzerine. Bakın. Yine alıyorum biraz. Şimdi şu lale kısmına birazcık dokunuşlar yapacağım. Burada hafif böyle eskimiş bir görüntü. Yeşil ve bronzun karışımı. Aralarda yani bronzun altında o yeşiller görünecek. Tamamını kapatmıyoruz arkadaşlar. Sonra şu kısımlara, bakın şu bölgelere bronzdan birazcık aldım ve fazlasını aldım. Hafif şöyle vuruşlar yapıyoruz. Bakın. İçine. Sonra şu kenarlara çok hafif. Bakın. Şuralara. Evet, şimdi de bitti her iki objemiz. Kadence'in Ultimate Glaze kalın sır verniği ile bir kap vernik uyguluyorum. Polyesterlerde hani vernik uygulamak da şart değil. Doğal halde de bırakabilirsiniz. Ben bazen vernikliyorum, bazen verniklemiyorum. Rusty patinanın özelliği kumlu bir görüntüdür. Mesela objeye şu an böyle dokunduğum zaman doğal bir kumlu bir his alıyorsunuz. Şöyle verniğimizi de atalım. Boyayla eşyayı koruma altına almak için. Ama polyesterde dediğim gibi şart değil. Ahşaplarda kesin şart da. Polyesterde doğal haliyle de bırakabilirsiniz. Evet, objemiz bitti. Şöyle göstereyim size. Siz de evdeki eşyalarınızda böyle aksesuarlarınızda bu tür çalışmalar yapabilirsiniz. İlla ki bu renk tonlarında değil tabii ki. Evinizin dekoruna uygun bir şekilde uyarlayabilirsiniz. Başka bir teknikle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.